Evet, hadi bakalım dengeyi yapalım artık, değil mi? Toplam harcamaları bitirdik. Şimdi de ne yapacağız? O toplam harcamaları gelire eşitleyeceğiz. Haydi bakalım. Şimdi makroekonomik denge, Keynesyen modelde denge yalnız. Bak, bu önemli. Zaten dersimizin başlığı da öyle. Basit Keynesyen modelde makroekonomik denge. Çünkü bizim makroekonomide dengemiz ISLM'de de olacak, toplam talep toplam arzda da olacak. O yüzden burada en basit ekonomi dengesi ya da makronun en basit dengesi diyoruz. Denge koşulumuz şu olacak. Y eşittir AE. Bu AE yerine biz ne yazabiliriz? Aynı zamanda C artı I artı G artı X eksi M yazabiliriz. En geniş ekonomi için. Ama diyelim ki ekonomi dışa kapalı, o zaman C artı I artı G olacak. X ve M olmayacağını söylüyoruz. Peki aynı zamanda burası ne olabilir? Şöyle de olabilir. Y eşittir AE yerine A0 artı alfa Y de yazabiliriz. Eksi BE'yi unutuyorduk ISLM modeline kadar dedik. Peki buradaki bu Y harfi bize neyi anlatıyor? Reel gayri safi yurt içi hasılayı anlatıyor. Ne demekti reel gayri safi yurt içi hasıla? Cari dönem üretim miktarı demekti. Üretim miktarını ifade ediyordu. O zaman buradaki Y ekonominin genel açısından bakacak olursak, burası toplam arzı ifade ediyorsa AE dediğimiz şey de neyi ifade edecek? Toplam talebi ifade edecek. O zaman burada makroekonomik denge koşulumuz neymiş? Arzın talebe eşit olması durumu şeklinde söylüyoruz. Peki o vakit grafiğimizi çiziyoruz. Grafiğimizi çizerken yine ben dikey eksenimize getiriyorum AE'yi yazıyorum. Yatay eksende getiriyorum reel milli hasılayı yazıyorum. Peki burada reel milli hasılayı da yatay eksene yazdık. Orijinden çıkıp şu şekilde düz bir doğru şeklinde çizdiğimiz ve yatay eksenle 45 derecelik açı yapan bu doğrunun adı makro iktisatta çok kullandığımız 45 derece doğrusudur diyoruz. 45 derece doğrusunun matematiksel olarak şöyle bir özelliği var. Buradaki toplam 90 derecelik açıyı ortadan ikiye bölüyor. Dolayısıyla bu yatay eksenle yaptığı açı 45, dikey eksenle yaptığı açı 45 derece olunca bu doğru üzerindeki tüm noktalarda yatay eksen değerleriyle dikey eksen değerleri birbirine eşit olacaktır. Bu doğru reel gayri safi yurt içi hasıla, yani Y doğrusu olarak adlandıracağız biz. Peki burada denge olabilmesi için toplam harcama doğrusunu da çizeceğim. Buradan mı, şuradan mı, oradan mı dediğim zaman oradan, yani otonom harcama düzeyinden başlatıyorum. Ve ne yapıyorum ben? Bunu şu şekilde pozitif eğimli bir doğru olarak çiziyorum. AE eşittir C artı I artı G artı X eksi M. Veya buraya ne diyorduk biz? A0 artı alfa çarpı Y diyorduk. 45 derece doğrusu dediğimiz bu doğru toplam arzı ifade ediyor. Bu AE doğrusu dediğimiz doğru ise toplam talebi ifade ediyor. O zaman burada toplam arzın toplam talebe eşit olduğu, eşitlendiği şu A noktası bizim için ne noktasını oluşturuyor? Denge noktasını oluşturuyor. A noktasının olduğu yerde kırmızı çizgi siyah çizgiye eşit olduğu için Y AE'ye eşittir diyoruz. Y için arz dedim ben. AE için de talep dedim. O zaman arz talebe eşit oldu ve burası neyi oluşturuyor? Dengeyi oluşturuyor. Burada ortaya çıkan hasıla düzeyi de denge gelir düzeyi, denge hasıla düzeyidir diyoruz. Anlaştık mı? Peki burada dengede Keynes'e göre ekonomi tam istihdamda da olabilir, eksik istihdamda veya aşırı istihdamda olacak. Ama 29 krizi sonrası ekonomileri düşünecek olursak dengede ekonomi her daim eksik istihdamda olmuş. Bunu söylüyor Keynes bize. Peki burada denge noktasında klasik iktisatçılara göre ne vardı?
ekonomide her daim tam istihdam vardı. Tam istihdam görünce aklımıza ne gelecekti? 2 yaşındaki çocuklar gelecek. Baca temizliğinde kullandığımız çocuklar gelecek diyoruz. Peki burada bu 45 derece doğrusunun bunun eğimi 1'e eşittir. Matematiksel olarak tanjant alfa, tanjant 45 1'dir zaten. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Biz eğimi bulurken ne yapıyoruz? Dikey bölü yatay diyoruz. 45 derece doğrusu üzerindeki her noktada yatay eksen ve dikey eksen değerleri birbirine eşit olacağı için zaten eğim 1 olacak. Onun eğimi 1 ise toplam harcama doğrusunun eğimi, AE doğrusunun eğimi. Neydi AE doğrusunun eğimi? Ödevlerinizi yaptınız ve başladınız da bu derse artık biliyor olmanız lazım. AE'nin eğimi neydi? Söyle bakalım, duyar gibiyim sanki. Evet, neydi? Alfaydı, değil mi? Alfa. Bu alfada neler vardı? Küçük harfler vardı. O zaman burada toplam harcama doğrusunun eğimi, yani alfa 1'den küçük olmak zorundadır. Küçük harflerin hepsi 1'den küçük olmak zorunda. Maksimum 1 olabilir ama burada 1'den küçük olmak zorunda diyoruz. Neden? Çünkü bir kesişim olması için, denge olması için onun 1'den küçük olması gerektiğini söylüyoruz. Bu denge koşulumuz. Peki buradaki şu dengemizin şurası sol tarafı. Bak şu taralı alan sol tarafı. Bu tarafı ise sağ tarafı. Bu taralı alan da sağ taraf olacak. O zaman burada dengenin bir sol tarafı var. Bu dengenin bir de hangi tarafı var? Sağ tarafı var. Peki dengenin sol tarafında bak burayı kapatıyorum. Burayı kapatıyorum. Şu taraf kaldı, sol taraf. O zaman soruyorum size, kırmızı çizgi mi daha yukarıda, siyah çizgi mi daha yukarıda? Kırmızı, bak kırmızı çizgi daha yukarıda. O zaman burada kırmızı çizginin ucunda ne yazıyor? A, E yazıyor. A, E'yi yazdım, kırmızı çizginin ucunda yazıyor. Peki siyah çizginin ucunda ne yazıyor? Y yazıyor, 45 derece doğrusu Y yazıyor. O zaman ne oldu? Y küçüktür A, E dedim. Kırmızı daha yukarıda daha büyük, siyah daha aşağıda daha küçük. Y peki neyi ifade ediyordu? Arzı. AE ise talebi ifade ediyor. Bu 45 derece doğrusu ya. Ama o aynı zamanda Y doğrusu ya. Bak burada Y yazıyor ya, tamam? Biz Y olarak anlatıyoruz onu zaten, tamam? Evet. Etrabi öğrencimiz de anladığına göre. Değil mi? Evet. Arz talepten küçük olacak. Talep büyük olduğuna göre, bu da bir mal piyasası olduğuna göre burada mal talep fazlası yaşanır diyoruz. Mal talep fazlasının olduğu bir piyasada mal kıtlığı yaşanır diyoruz. Mal kıtlığı olur diyoruz. Yani burada bir kıtlık varmış. Buraya kadar yazdığımız şeyler sol taraftaki olan şeyler. Peki o zaman burada bu kıtlıktan kurtulup ekonomiyi bu dengesizlik noktasından yeniden dengeye getirmek için, yani yeniden denge için ne yapacağım ben? Y'yi, yani üretim düzeyini. Bu Y reel gayri safi yurt içi hasıla. Reel gayri safi yurt içi hasıla cari dönem üretim miktarı olduğu için. O zaman ne yapacakmışım ben bunu? Artıracağım. Bak şöyle düşünsene. Sen şu mavi ile gösterdiğim şu çizginin solundasın. Amacın buraya gitmek. Buraya gitmek için ne yapıyorsun? Yürüyorsun. Yürüyorsun. Nereden yürüyorsun? Sıfırdan başlıyorsun, yürüyorsun ve sıfırdan uzaklaşıyorsun. Sıfırdan uzaklaşırken değerler artar zaten. Değil mi? Değerler artar zaten. Oldu mu? Burası sol taraf anlattı bize. Bak burada iki türlü soruyla karşılaşırsın. Bir, sol tarafta ne var? Şurası sol tarafta ne olduğunu söylüyor. İki, yeniden dengeye gelmek için, yani bu dengesizlikten kurtulmak için ne yaparsın diye sorarlar. O zaman da üretimi artıracağımızı söylüyoruz. Pekala, burası sol taraftaki yaşanan olaylar. Peki bir de sağ tarafımız var. Orada ne yaşanıyor? Şimdi bu defa burayı kapattım. Bak tahtaya. Soruyorum sana. Kırmızı çizgi mi daha yukarıda, siyah çizgi mi? Siyah. Siyahın ucunda ne yazıyor? Y yazıyor. Peki kırmızının ucunda ne yazıyor? AE yazıyor. O zaman yukarıda olan, üstte olan büyüktür, altta olan küçüktür, Y büyüktür, AE diyor. Bunu saptadın mı? Gerisi kolay. Y için ne yazıyorduk biz? Arz. AE için talep yazıyorduk.
O vakit burada ne oldu? Arz talepten büyük oldu. Arz talepten büyükse bu da mal piyasası olduğuna göre burada bir ne var? Mal arz fazlası var. Mal arz fazlası varsa arz fazlanın olduğu yerde mal nasıldır? Boldur. O vakit burada mal bolluğu vardır. Mal bolluğu yaşanır diyoruz. Burada mal kıtlığı vardı, orada mal bolluğu var. Bol olan şeyin biz ne yapacağız o zaman yeniden dengeye getiriyorsak, bol olarak dengesizlik yaratmışsa o zaman burada da yeniden dengeye gelmesi için ekonominin yeniden denge için Y'yi yani üretimi ne yapmam gerekiyormuş benim? Kısmam gerekiyormuş, azaltmam gerekiyormuş. Bak şimdi ben neredeyim? Bunun, bu mavi çizginin sağındayım. Ben buradayım, bu sağ taraftayım. Sağ taraftan hareket ediyorum bak, buradan yürüyorum. Nereye yürüyorum? Parmağımı takip et. Nereye yürüyor? Sıfıra doğru gidiyor değil mi? O zaman ne oluyor burada? Gördüğün gibi Y azalmış oluyor. O zaman dengenin solundayken dengeye gelmek için Y'yi artırıyorum. Dengenin sağında dengeye gelmek için Y'yi ne yapıyorum? Azaltıyorum. Burada Y azalırken burada Y artacaktır diyorum. Anladık mı? Gerçekten dikkatli dinlerlerse süper. Evet, yani keşke üniversitelerde de bana böyle anlatsalardı. Ben de böyle dinlemedim üniversitelerde. Ya ne olur ki pullarım dökülür. Yani evet akademik bir şey olmayabilir falan fişman ama yani yapacak bir şey yok. Yani parmak gösteriyorsun bak parmak yürüyor. Bak parmak ne oluyor? Geliyor değil mi? Yani evet gerçekten çok sade yani. Estağfurullah olur mu öyle şey? Evet. Ha, Azeri olarak evet doğru söylüyor. Azeri olarak anladıysam ben diyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak siz zaten anlayın bunları diyor. Yani Türkçeyi siz daha önceden bilerek daha iyi anlayın diyor. Teşekkür ediyorum gerçekten. Ben artık dersi bırakıyorum şimdi burada. Çünkü utandım, kızardım falan böyle. Değil mi? İltifat duyunca insan böyle diyor. Evet, ne dedik o zaman? Sol tarafta ne olur? Sağ tarafta ne olur? Bunları bize sorarsa o zaman ne yapacağız? Buraya bakacağız. Peki yeniden denge için parmağı yürütüyorsun. Bak yürüyor veya buradan ne yapıyorsun? Parmağı yürütüyorsun. Sıfıra doğru yürürken azalıyor. Sıfırdan uzaklaşırken ne oluyor? Artıyor şeklinde söylüyoruz. O zaman makroekonomik denge koşulumuz Y'nin AE'ye eşit olduğu düzeydir dedik. Peki şimdi burada bununla ilgili şurada sorumuz var mesela. Örnek sorumuz var makroekonomik denge ile ilgili. O örnek sorumuzu ya da örnek sorumuzu çözmeden önce şu toplam sızıntı toplam enjeksiyon ondan da bahsedeyim sonra örnek sorumuzu çözelim. Evet makroekonomik denge koşulumuz bu. Makro ekonomik dengeye alternatif bir yaklaşım olarak ne diyeceğiz bu konuya da toplam sızıntılar eşittir toplam enjeksiyonlar toplam sızıntılar eşittir toplam enjeksiyonlar diyoruz. Toplam sızıntılar sızıntı adı üstünde eksilten bir şey ya, o zaman ne diyoruz buraya? Toplam sızıntılar harcamaları azaltan unsurlara biz toplam sızıntılardır diyoruz. Harcamaları azaltan unsurlardır diyoruz. Toplam enjeksiyonlara toplam şırıngalarda diyebilirler. Hani şırınga enjekte etmek için kullanılır ya, hani bu iğne yapmak için kullanılan enjektör, şırınga diğer ismi. Buraya da ne diyeceğiz? Harcamaları artıran unsurlardır diyoruz. Toplam harcamaları artıranlara enjeksiyon, enjekte etmekten geliyor. Toplam harcamaları azaltanlara
sızıntı ismini veriyoruz, azalış ismini veriyoruz. Harcamaları azaltan birinci kavramımız tasarruf. Tasarruflar harcamaları azaltır. Ne kadar çok tasarruf yaparsan o kadar harcamayacaksın. Tasarrufu nasıl tarif etmiştik biz? Şöyle tarif etmiştik değil mi? Kullanılabilir gelirin, bunu küçük yazacağım biraz. Kullanılabilir gelirin tüketilmeyen, harcanmayan kısmına biz ne diyorduk? Tasarruf ismini veriyorduk. Save, biriktirmekten geliyordu ya. Peki başka ne bizim harcamalarımızı azaltır? Vergiler bizim harcamalarımızı azaltır. Devlete ödüyoruz. Yani harcayacağımız parayı devlete ödemiş oluyoruz. Bu nedenle azaltır diyoruz. Bir de ithalat. Hatırla, şimdi ithalatta diyeceksin ki ithalat bir harcama ama yabancının malına harcama. Yani ben yabancı mallarını daha çok kullanıyorsam yerli mallarını kullanmıyorum. Hani sormuştu ya etrafe, bizim döviz, bizim paramız nasıl değerli olacak? Ben de ihracatı artırarak demiştim. İhracatı artırarak aynı zamanda da ithalata bağımlılığımızı azaltarak. Yani biz yabancıların ürettiği malları değil, kendi ürettiğimiz malları tüketmeye başlarsak, kendi vatandaşlarımız kendi mallarımızı tüketmeye başlarsa, yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı dersek, o zaman ne olur? Yabancıların malına harcama yapmayız. Bunun nasıl bir etkisi, katkısı olur bize? Yabancılara döviz vermek zorunda kalmayız. Yani bizim ülkemizden yabancı ülkelere döviz çıkışı olmaz diyoruz. Anlaştık mı? İthalat böyle bir azalış yaratmış oluyor. Aynen öyle, kendi ülkemize kazandırmış oluyoruz. Peki bu sızıntıları ekonomiye yeniden nasıl enjekte ediyoruz? Mesela tasarruf olarak biriktirdiğimiz para eğer yastık altımızda evde değil de bankaya götürüp yatırırsak, bankaya yatırmış olduğumuz bu parayı ne yapacak peki? Orada yatırımcılar alacaklar, bankadan kredi olarak kullanacaklar, çekecekler ve harcayacaklar. Bu şekilde ekonomiye yeniden enjekte etmiş olacağız. O zaman tasarruflar yatırım harcamalarına dönüşürse, vergiler tekrar halktan toplanan vergiler tekrar halka hizmet amacıyla kamu harcaması olarak yapılırsa, kamu harcamaları diyelim şöyle, kamu harcamaları olarak yapılırsa, yani G, government artı TR, transfer harcaması olarak yapılırsa, ekonomiye yeniden enjekte edilmiş olur. Veya ithalatla yurt dışına sızan para tekrar ihracatla yurt dışından alınıp getirilirse, o zaman ekonomik açıdan sızıntılar enjeksiyonlara eşit olacak ve burada da bir denge sağlanmış olacak diyoruz. Yani S artı T artı M, o da eşittir I artı, bu G artı TR'yi bu konuda hep parantez içerisinde birbirinden ayırmadan yazın, artı X diyoruz. Bunların birbirine eşit olması da yine bizim için makro ekonomik denge koşulu olacaktır diyoruz. Yani toplam sızıntıların toplam enjeksiyonlara eşit olmasıdır diyoruz. Evet. Şuradan bir yudum su içeyim ya da bir yudum çay içeyim. Çayımız da var. Evet. Teşekkür ederiz. İndeks Akademi'ye teşekkür ediyoruz. Her türlü imkanımıza sunmuş. Çay, su falan değil mi? Evet. Peki. Öyle değil mi? Cömert insanlar. Geldik şuraya. Bunu grafikte göreceğiz. Burası orijin noktası. Dikey eksenimizde biz sızıntı ve enjeksiyonları, yatay eksenimizde ise reel milli hasılayı gösteriyoruz. Şöyle yapalım, yine kırmızı ve siyah kalemleri kullanalım. Enjeksiyonları yazacağım önce. Bak, enjeksiyonlar Burak Keynes'e göre bir anlatım. Keynesyen modelde makroekonomik dengeyi alternatif yaklaşım diyorsak, Keynes'te yatırımlar tamamen otonom karakterli. Keynes'te ama sadece. Kamu harcamaları her durumda otonom. Transferler ve ihracat her durumda otonom. O zaman enjeksiyonların tamamı otonom olduğuna göre ben onları nereden başlatacağım? Oradan başlatacağım. Pozitif bir değer olarak otonomlardan başlatacağım. Ve nereye paralel çizeceğim? Yatay eksene paralel olacak şekilde çizeceğim. Burası bize neyi verdi? Toplam
enjeksiyonları verdi. Bu toplam enjeksiyonlar içerisinde kimler varmış bunun içerisinde? Yatırımın otonomu var. Kamu alımlarının transferin otonomu var. Kamu harcamaları oluyor. Ve ihracatın otonomu olduğunu söylüyoruz. Neden toplam enjeksiyonlar doğrusu yatay eksen paralel diye soracak olurlarsa, sana birisi bunu sorarsa şöyle diyeceksin. Çünkü enjeksiyonların tamamı otonom karakterdir. Bu nedenle de yatay eksene paralel bir biçimde çizilir diyeceksin. Pekala. Şimdi geliyorum sızıntıları çizeceğim. Şimdi sızıntılar bunlar gibi otonom değil. Bunların hepsinin bir neyi var? Fonksiyonu var. Mesela S eşittir S0 artı küçük s çarpı yd. T eşittir T0 artı küçük t çarpı y. Yd değil de y burası. M eşittir M0 artı küçük m çarpı y şeklinde yazıyoruz. Bak, hepsinin o zaman bir fonksiyonu varsa bunların hepsinin eğimi ne? Pozitif, gördüğün gibi pozitif eğimli. Yani artan fonksiyon olarak çizeceğiz. Ama bunların hepsinin toplam harcamalara eklenirken t'nin önünde de eksi var. Değil mi? Bak nerede ekliyoruz? Yd eşittir y artı tr eksi t. Değil mi? Peki ae eşittir c artı i artı g artı x eksi mi? Bak eksi var bunun önünde. C'de bir artış olursa s azalır diyoruz. Bunun önünde de eksi var. O zaman buradaki sızıntıların hepsinin otonom kısmı negatif olacak. Bak eğimleri pozitif ama otonom kısımları negatiftir diyoruz. Otonom tasarruf her daim negatif. Otonom vergi, otonom ithalat negatif olacak diyoruz. Bu nedenle biz sızıntıları yatay eksenin altından başlatıyoruz. Ama hepsinin küçük harfinin önünde artı işareti olduğu için bunlar doğru yönlü, yani şöyle artan fonksiyon olarak çiziliyor. Bu da toplam sızıntılar doğrusudur. Toplam sızıntıların içerisinde ise S var, T var ve M olduğunu söylüyoruz. Peki bu kırmızı çizgiyle siyah çizginin üst üste geldiği şu A noktası bizim için ne noktasını oluşturuyor? Denge noktasını oluşturuyor, değil mi? O zaman bu noktada, bak bu noktada ne oldu? Sızıntılar enjeksiyonlara eşit oldu. Burayı çok iyi dinle, olur mu? Şöyle geriye doğru yaslan. Derince bir nefes al. Evet, bir de çiçek ol. Sadece dinle, çok iyi dinle. Beynine kadar gitsin oksijen. Şimdi bir şey diyeceğim sana. Enjeksiyon ne demek? Harcamaları artırıyor. Peki burada harcamalar ne demek? Kırmızı çizgi, değil mi? Bak C artı X eksem. Peki harcamalara, enjeksiyonlara bakıyorsun. I, G ne var? Başka X var, TR var, değil mi? O zaman burada enjeksiyonlar harcamaları artırıyorsa bunun altına AE yazıyorum. Enjeksiyon harcamaları artırıyor. AE harcama demek. Peki o zaman Y'yi nereye yazacağım? Sızıntının altına yazmak zorunda kaldım. Bir daha tekrar ediyorum bunu. Bu çok önemli. Enjeksiyon harcamaları artırır. AE de harcama demektir. Aslında aynı şeyi söylüyoruz burada. O zaman enjeksiyonlar AE'dir. Enjeksiyonlar AE'dir. Sızıntının altına da ne kaldı? Y kaldı. Yani buradaki şu denge durumuna özdeşleştirmek için bunu söylüyorum. Y'ye ne diyorduk biz? Arz. AE'ye ne diyorduk? Talep diyorduk. Arz talebe eşit olacak burada. O vakit burası ne noktası olacak? Makroekonomik denge noktası olacak diyoruz. Oldu mu? Peki burada da yine eşitliğin bir sol tarafı var. Şu taralı alan. Bir de burada eşitliğin sağ tarafı var. Şu taralı alan. O zaman burası denge ise dengenin solu var. Ve dengenin sağ var. Dengenin solunda ve sağında ne olacak? Şuradaki anlattığımız grafikteki gibi konuşacağız. Bak şimdi dengenin sağın solunda, dengenin solunda. Kapattım burayı. Sana soruyorum şimdi. Kırmızı çizgi mi daha yukarıda, siyah çizgi mi? Kırmızı çizginin daha yukarıda olduğunu gördük. Ne yazıyor kırmızının ucunda? Enjeksiyon yazıyor. Enjeksiyon yazıyor. Peki siyahın ucunda ne yazıyor?
sızıntı yazıyor. Toplam enjeksiyon, toplam sızıntı yazıyor. Evet. Peki o zaman kırmızı daha yukarıda olduğuna göre sızıntı enjeksiyondan küçüktür diyoruz. Anladınız mı? Bir daha tekrar diyorum burayı. Bak bu tarafa geçtim. Sağı kapattım, sadece solu gör diyorum. Kırmızı daha yukarıda, siyah daha aşağıda. O zaman kırmızının ucunda enjeksiyon yazıyor. Siyahın ucunda sızıntı yazıyor. Altta olan siyah, üstte olan kırmızıdan daha küçük diyoruz. Peki enjeksiyonun altına AE yazıyordum. Sızıntının altına da ne yazıyorum? Y yazıyorum. Y AE'den küçük oldu diyoruz. Değil mi? Hocam burada da sızıntı enjeksiyondan. Evet, enfeksiyon hastalık. Enjeksiyondan. Enfekte etmiş. Bugün etrafı biraz kendisini iyi hissetmiyor. O yüzden sürekli kafada enfeksiyon var. Enfeksiyon mu kaptım acaba? Enfeksiyon hastalıklarına mı yakalandım? Falan gibi. Evet. Enjeksiyonun altına AE, sızıntının altına da Y'yi yazmış olduk. Peki Y neydi? Arzdı. AE ise talepti. Arz talepten küçükse o zaman burada bir mal talep fazlası var. Ve burada ne olur? Mal kıt olur diyoruz. Kıt bir mal varsa o zaman onu bollaştırmak için ne yapacağız? Üreteceğiz. Değil mi? Üreteceğiz. O zaman burada da ne diyorum ben? Yeniden denge için Y'yi artırmam gerekir diyorum. Bir şey soracağım sana. Bak her ikisine birden bak. Buranın sol tarafı ve oranın sol tarafında yazılı olan şeyler hep aynı. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunu bir sonraki derste değil, ondan sonraki derste makroekonomik dengeden çıkarılan sonuçlar konusunda anlatacağım. Aslında buradan türetiyoruz orayı. Buradan türettiğimiz bir şey. Buradan oluşturuyoruz. Yani o STM eşittir I artı G artı TR artı X eşitliğini biz makroekonomik dengeden Y eşittir AE'den elde ediyoruz. Oradan türetiyoruz. Peki burayı yazdık. Şimdi bu defa da sağ tarafa bakıyoruz. Kapattım solu. Söyle bana siyah mı daha yukarıda, kırmızı mı? Siyah. Siyah daha yukarıda. Evet, siyahın ucunda ne yazıyor? Sızıntı. Kırmızının ucunda ne yazıyor? Enfeksiyon değil, enjeksiyon yazıyor. Enjeksiyon yazıyor. O zaman burada da ne oldu? Sızıntılar büyüktür enjeksiyonlar diyoruz. Yani şöyle diyeceğiz ama bu çok önemli. Enjeksiyonun altına AE, sızıntının altına Y diyoruz. O zaman Y büyüktür AE oldu. Eşit olmadı gördüğün gibi. Eşitlik sadece denge durur arkadaşlar. Tamam? Etrafı dinlemeyin siz o konuda. Onda biraz enfeksiyon var bugün çünkü. Peki. Burada evet şimdi bakacağız. AE'nin altına talep dedim. Nasıl aceleci, farkındasınız değil mi Etra abi? Evet, Y'nin altına arz diyorum. Öğrenme böyle bir şey. Öğrendikçe acele ediyorsun. Daha çok öğreneyim diyorsun değil mi? Gözler parlıyor. Arz büyüktür talep diyoruz. Ve o zaman burada da ne olur? Mal arz fazlası olur. Talep değil, arz fazla olacak. Arzın fazla olması durumunda mal bol olur diyoruz. Bol hale gelir. Bolsa, çok fazla varsa o zaman ne yapalım? Üretim yaparsak daha da bollaştırmış oluruz. O zaman ne yapıyoruz? Biz burada üretimi kısıyoruz. Yeniden denge için ne yapacakmışız? Üretimi azaltacakmışız. Parmağı ne yapıyoruz? Yürütüyoruz. Bak buradayım, dengeye gidiyorum. Ne oluyor? Sıfırdan uzaklaşıyorsun, artıyor. Şuradayım, sağdayım, dengeye doğru gidiyorum, yürütüyorum parmağı. Ne oluyor? Burada da gördüğün gibi dengeye giderken sıfıra yaklaşıyorsun, azaldığını görüyoruz. Evet. Rakip geliyor. Vallahi gümbür gümbür bir rakip geliyor. Sızıntı ve enjeksiyonlar bu şekilde. Makroekonomik denge şu şekilde. Her ikisi de olabilir. Yani sen bir soruyu sayısal soruyla karşılaştığında bununla da çözebilirsin, şununla da çözebilirsin. Ama benim tavsiyem şununla çözmek olacak diyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Burada bir şey dikkatinizi çektim bilmiyorum ama bu sızıntıları STM diye değil de bak sızıntıları M
artı S artı T diye yazarsa ne çıkıyor? Ben çıkıyorum. Gördün mü? Evet. Sızıntılar Mesut. O zaman geri kalanlarda enjeksiyon diye kodlayacaksın. Vallahi ben yapmadım. Vallahi o kadar megaloman bir adam değilim yani. O kadar kendini seven bir adam değilim. Bunu yıllar önce bir tane dershanede, ismini söylemeyeyim şimdi reklam olmasın. Bir dershanedeki bir öğrenci grubu yapmıştı. Çok sevdiğim bir gruptaki öğrenciler yapmışlardı. Onlar düşünmüşler. Ama ben yıllarca düşünemedim. Yıl 2015-2016 falan. Yani düşünsene 15-16 yıllık hocayım. Bunu anlatıyorum. Şu STM'yi MST yazmak hiç aklıma gelmemiş. Öğrencilerin aklına gelmiş ama. Bu şekilde de kodlamışlar. Oldu mu? Sızıntılar MST şeklinde kodlanıyor. Evet, bitireceğim zaten dersi. Bununla ilgili de şöyle şeyler sorabilirler. Sızıntı enjeksiyonlarla ilgili de. Yine aynı şekilde grafikte sol tarafta ne var, sağ tarafta ne var? İşte dengeye gelmek için ne olur şeklinde sorular sorabilirler. Sayısal soru çok fazla sorabilirler burada. Şimdi bir şey daha söyleyeyim ben size. Sızıntı enjeksiyon eşitliği bu ya. STM I artı G artı TR artı X diyoruz. Şöyle olursa, ekonomide iki kesimli olursa, sadece tüketim ve yatırım olursa sızıntı enjeksiyon S eşittir I olur. Eğer iki kesimli değil de üç kesimli olursa S artı T eşittir I artı G artı TR olur. En geniş ekonomideki eşitlik de budur diyoruz. Yani şurada yazdığımız sızıntı enjeksiyon eşitliği en geniş ekonomi için yazılmış. Yani en geniş ekonomi dediğimiz ekonomide dışa açık ekonomidir. Dışa açık ekonomiye biz ne deriz? En geniş ekonomi deriz. Şu oku buradan siliyorum. Peki şöyle yapalım o zaman, burada durduralım dersimizi. Bir sonraki derste makroekonomik denge ile ilgili sorular çözelim. O soruları çözdükten sonraki dersimizde makroekonomik dengeden çıkarılan sonuçlar olsun diyoruz. Peki o zaman ne diyoruz? Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın ve ders çalışın, görüşürüz. Ha, evdekilere de selam söyleyin.